gerçeklerine dayanıyor. Bakın ben konuşurken hep gerçeklere göndermeler yapıyorum. Değil mi? Mesela diyelim CHP noktasında konuştuk falan. Rent Corporation'ın 2020 raporu var. Orada diyor ki biz diyor adını veriyor CHP'yi, İyi Parti'yi, bunları ve yanında da bir takım sivil toplum kuruluşlarını korup bunlarla birlikte e, iktidar yapacağız diyor. Değil mi? İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti tamamen bu politikalara teslim olmuş durumda çok açık. Yani, yani şey evet sorabilir miyim? Tabii evet. çok kısa bir süremiz kaldı Cumhuriyet yalnız. biraz Hı sormamız lazım. Pek hızlıca sorayım. Hı. Doğu Bey ben şeyi anlamıyorum. Siz e, gerçekten yani karşımızda oturan bir genel başkandan öte e, ciddi anlamda memleket meselelerini e, böyle bambaşka bir yerden anlayan vatansever bir insansınız. Bunu anlıyor ve görüyoruz. Fakat e, yıllardır aynı zamanda siyasetin içindesiniz. Bir bir, bir partinin genel başkanısınız ve yıllardır e, neredeyse yüzde birlik... Bir... Ya benden daha pa, pa, hayır, hayır. başarılı bir genel başkan var mı? Ben Ermeni soykırımını bitirmiş adamım tamam. ya. Hani göster bana bir genel başkan. Benim Ben sorum, ben benim sorum bak şu. devam edeyim. Silivri Perinçek duvarını yasaları. Silivri duvarını yıkmışım Perinçek ya. Perinçek yasaları diyor Gürsel de. Hayır, Ahim'de kara kara Silivri karar duvarını evet. yıkmışım evet, evet. ya. Var evet. hangi sizin hangi genel başkanınız Silivri duvarını yıktı? Bundan daha büyük başarılar var mı? Peki bunun karşılığı niye yok ben diye soracağım. Ben 15 16 karşılığı oy, şimdi gel. Oy, oy bir dakika biraz sabır. O. Ya biraz sabırlı ol. Her şeyin karşılığı var. Değil mi? Ee, şeyde güneşte de dünyanın etrafın dünya güneşin etrafında 365 günde dolaşıyor. Ondan sonra su 100 derecede kaynıyor. Her şeyin karşılığı zamanı gelince bizim zamanımız şimdi geldi. Başarıya edersen bakın burada bütün genel başkanlara meydan okuyorum. Hani bir tanesi Ermeni soykırımı yıllarını bitirdi mi? Atatürk'ten sonraki en büyük başarıdır diye bana dört tane genel başkan şey genel kurmay başkanı telefon etti. Hangisi Silivri duvarını yıktı? Vatan Partisi yıktı. Silivri duvarını yıkmak ne demek biliyor musunuz? Türk ordusunu özgürleştirmek o, o sayede Türk ordusu FETÖ'nün falan tepesine bindi. Değil Bütün bunları ya. halk anlamıyor mu size oy vermiyor? Hiç merak vermiyor? etme an, anlıyor ve anlayacak göreceksiniz oylar da geliyor anlamazsa da o halkın hatası olur bizim hatamız değil. <laughs> anlayacak ama ondan şüphem yok ben bir son bir soru sormak istiyorum siyaset dışında ona saklıyordum zaten Tamam peki. yani, yani onu, getirip onu getirip Hı -hı. ben de size şunu söylüyorum o en yüksek oyu alanlar Türkiye'yi mahvetti Turgut Özal'lar, Tansu Çiller'ler Kemal Derviş'ler Hadi oylar onlara gitti mahvettiler Türkiye'yi. Türkiye'yi batırdılar. Özal Türkiye'yi batırdı mı? Hem de nasıl. Bugünkü batış Özal'ın e, Allah rahmet eylesin ama onun e, eseri. Yani onun takipçilerinin yani Özal, Çiller, Kemal Derviş, Kemal Derviş hükümet yapanlar. Ondan sonra e, Sayın Tayyip Erdoğan'ın e, 15-20 yıllık politikaları. Sizin Türk siyasi tarihindeki en büyük başarınız nedir sizce bugüne kadar? Sayıyorum. Ermeni soykırım yalanını bitirdim ya. Var mı? Az önce verdiğiniz. Bir, Silivri duvarını yıktım. Oraya Türk ordusunu hapsetmişlerdi. Türkiye'yi özgürleştirdik. Ondan sonra 15-16 Temmuz gecesi ilk defa çıkıp e, onu onlara karşı tavır aldım. Televizyonlardan çıktım. Bunlar dedim Türk milleti, Türk ordusu birleşecek ve bunları Ezecek dedim ve Türk ordusuna çağrı yaptım. Bunlardan daha büyük koşuları evet, e, bana gösterin alayım. bakalım. Hangi genel başkan bunları yapabilmiş? Hı. Bir tane bir genel başkan gösterin. Yani tabii Hı. şey diyorum e, 40 e, son 30-40 yılın yani Atatürkleri falan söylemiyorum. Peki hızlı. Ben siyaset dışında soracağım şöyle. İki gün sonra ben bunları yaparken de o sizin genel başkanlarınızın hiçbiri benim <laughs> yanımda olmadı derken, ve sizin beni... derken ya neyse kiminse siz hariç herkes Kimi, <laughs> kiminse kim Bey şurada ekranda sadece ee... Üçümüzün adının altında gazeteci yazıyor. Bizim genel başkan. Ben sizin derken buradaki topluma seslenim. Anladım. Tamam. Son 30 saniye. <laughs> Son 30 saniye. Sizin e, yani bazı işte yayınlarınız da etkili olmuştu yayın organlarınızda işte e, bu tür Türkiye'yi sarsan olaylarda. İki gün sonra Necip Hablemitoğlu'nun şehit edilmesinin yıl dönümü. Necip Hablemitoğlu AK Parti'nin e, iktidara gelir gelmez bir buçuk ay sonra gerçekleşti. FETÖ konuşuldu, Alman Almanlar konuşuldu. Necip Hablemitoğlu'nu kim öldürdü? Sizin analiziniz nedir? Gladio öldürdü. Mesela bunun e, şeyleri nedir? Biraz daha açabilirsiniz. Yani bakın bu... E, Süren bütün, de bitti o, ama... E, sayın benim arkadaşım Uğur Mumcular, ondan sonra e, Eşref Bitlis komutanımız... E, şey Muammer Aksoylar vesaire bunların hepsi bir gladio cinayetiydi. Yani Türkiye'yi kemalistleri sindirmek, korkutmak ve Türkiye'yi Tugut programına götürmek ve teslim almak. Hepsi sonuç itibariyle birbirine e, bakın e, tek bir adam öldürülmüştür. Hablemitoğlu'nu, Uğur Mumcu'yu Eşref bitlisi, Muammer Aksoy'u falan hepsini e, bahriye üç o koyun. Bunların hepsi de aynı adam, aynı profil. Bu operasyon Peki. bunlar. Ee, çok teşekkürler e, Sayın Doğu Perinçek. Oh, sağ olun. Vatan Partisi Biz Genel Başkanı Doğuperinçek, Doğu Perinçek siyaset özelde konuğumuz oldu.